Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşürlerine karışalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kıynamsızlı kıtanlar ekranımız olsun. BDT Şarkı Türkistan hakkıdaki dokulatının yenilenğen nusksını ilan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı İşxanası Xitayning Sharq Turkistondagi insoniy huquqlarni defsendi qilishga munosabatlik siyosatlarini tekshirishga chaqirdi. Amerika ovozining xabar qilishicha BDT İnsan Hakları Ali Komissarı İşxanası 27 avgust Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan xalqaro jamiyatning andisini qo'zg'ab kelgan masala bor qonun va siyosatlarni har taraflama tekshirishi kerakligini bildirgan. 31 avgust BDT İnsan Hakları Ali Komissarı İşxanasining Sharq Turkistondagi İnsan Hakları defsendichiligi to'g'risidagi muhim dokumentni e'lon qilganligining 2 yillik xotir kuni bo'lib, BDT İnsan Hakları Ali Komissarı İşxanasi 27 avgust mazkur dokumentning yangilangan nusxasini e'lon qilgan. Dokumentga asoslanganda BDT ömiki bu yil 6 oyda Xitoyga ziyoratga borgan va aloqador tarmoqlar bilan suhbat o'tkazgan bo'lib, atalmish terrorlikka qarshi siyosat va jinoiy ishlar adliya sistemasiga markazlashgan. Gerchi bu haqda suhbat o'tkazilgan bo'lsa-mu, biroq dokumentda xalqaro jamiyatning yanada Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan qonun va siyosatlarga nisbatan kuchlik andissi mavjud ekanligi ta'kidlangan. BDT yana bir qatim Xitoyni davlat bexatarligi va terrorlikka qarshi qonun sistemasini inson haqlari nuqtasidan har taraflama tekshirishga chaqirgan. BDT inson haqlari oliy komissari Volker Turkning bayonotchisi Ravina Shamdasani Amerika vazirining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistondagi insoniy huquq masalasiga davomli diqqat qilish to'g'risida to'xtalgan. U Sharq Turkistonda yanada masala bor nurg'un qonun va siyosatlarning mavjud ekanligini, shunga inson haqlari oliy komissari ishxonasining yana bir qatim davlat bexatarligi va terrorlikka qarshi qonun sistemasini inson haqlari nuqtasidan har taraflama tekshirishga chaqirganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, Volker Turk Xitoy bilan bo'lgan suhbati yana Xitoyning Tibet va Hong Kong alohida ma'muriy rayonida insoniy huquqlarni hurmat qilishga chaqirgan. Xalqaroliq tashkilot Xitoyning Uyg'urlarga qarshi jinoyatlarni to'sishga chaqiriq qildi. Xalqaro inson huquqlarini ko'zlash tashkiloti BDT va dunyo jamoatchiligini Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarni to'xtatishni davomli talab qilishga chaqirdi. Amerika vazirining xabarida bildirilishicha, xalqaro inson huquqlarini ko'zlash tashkiloti 28 avgust bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarata ijro qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni davomli sodir qilayotganligini, ammo buni inkor qilayotganligini bildirgan. Bayonotda BDT inson huquqlari oliy komissari ishxonasi 2022 yil 31 avgustda e'lon qilgan Sharq Turkistondagi inson huquqlari vaziyati ayiblangan dokulat e'lon qilinganligining 2 yillik harpisida BDT inson huquqlari oliy komissari va BDTga a'zo davlatlardan Xitoyning jinoyatlarini to'xtatish uchun besimni kuchaytirishni talab qilgan. İnsan haqlarını gözetiş təşkilatı Xitay işleri bölümünün muavin müdiri Wang Songlian Xitayın Şərq Türkistanda ispatlanğan cinayətlərini ünümlük bir tərəf qilishinin ornığa nümussuzlarca rədd qilishinin hayran qalarlıq iş əməsligini, amma bu əhval BDT İnsan haqları Ali Komissari və BDT-ğa əza dövlətlərinin küçülük izgil tədbirlərini qollanışının zürürlükini görüstüb biridiganlıqını Xitayın sözlərinin əksikə Şərq Türkistandakı milyonluğan uyğurlarga qaratılğan cazalaş hərəkətlərinin elə hem zor azap uqubatlarını keltürüp çıkarıvatkanlıqını təkidligen. İnsan haqlarını közüş təşkilatının bayanatı deyilişçe, ötken 2 yıl içide Xitay Şarkı Türkistan'daki qatlıq bastırış cinayetlerini toxtuş doğrusudaki çakırıqlarına pisant kılmıqan. Xitayning bu bastirishlari keng ko'lamlik xalqanchi tutqun qilish, qiyin qistoqqa elish, majburiy yo'qotib etish, keng ko'lamlik nazorat qilish, madaniyat va diniy jihatda ziyonkashlik qilish, oilalarni parchalash, majburiy amgak, jinsiy zo'ravonlik va farzand ko'rish huquqiga daxl ta'rif qilish qatorliqlarini o'z ichiga oladi ekan. Bayonotda yana chet elda yashayotgan uyg'urlarning Sharq Turkistondagi oila tabiatlari bilan asosan aloqa qilolmayotganligini, nurg'un kishilarning oila a'zolari va urug' tuqqanlarining tutib turilayotganligini yoki izdiraksiz yo'qotib etilganligini bilmay yashayotganligini
ayıtkanı, bazı aileler hatta tutkun kılınan yıkıllarının hayat ya ki emestikini mu cezimleştirilmeyi vatkallıkını, gerçi intayın aslandaki kişiler koyup verilgen bolsumu, onlar yenili sakçılarının katlı nazareti asıdı yaşaya vatkallıkını, onlarının hak hukuklarının devamlık herhal çekilimlerge uçura vatkallıkını aşkarlıgan. Pakistan Baş Ministeri bölgüncü güçler Xitay-Pakistan iqtisadi koridorunu buzuşunu məqsəd qıldı, dedi. Pakistan Baş Ministeri Şahbaz Şarif Qurallıq güçlərinin Pakistanın ğərbi cənubidəki Bəlocistan ölkəsində icra qılğan bir qatar kəng köləmlik hücumları arqalıq Xitay-Pakistan iqtisadi koridorunun bir qismi bolğan iqtisadi tərəqqiyat türlərini buzuş və tuzuşunu məqsəd qılğanlığını bildirdi. Amerika vazının haber kılışça, Balochistan ülkesinde müstakillik talep kılıvatkan Balochistan Azadlık Armiyesi 25-26 Ağustos günleri köp qetim hücum qozgıgan. Onlar nurgun caylarda Pakistan bihaterlik güçleri ve sakçılarga hücum kılgandan başka yol üstüde avtomobillerini tosuvelip yolcularını öldürgen, hem de taş yol, tümür yol qatarlık asasi kurulmalarını bozgan. Hücumda az digende 73 kişinin hayatının ayrılgallıqı bildirilgen. Bu Balochistan Azadlık Armiyesinin köp yıllar Biyanki en kank ölemlik hücum hareketi bulup, Pakistan bihaterlik güçlerimi derhal kaydırma zarbı bergen. Pakistan armiyesinin bayanatı da aşkarılınışça, hücumda 14 herbi ve sakçı ölüp 21 korallık öldürülgen. Ondan başka yana 38 buhra hücumu uçurap kaza kılgan. Pakistan Başministeri Şahbaz Şarif 27 Ağustos Tiluzur'da tarıktılgan ministerler kabinti yığınıda terörciler Xitay-Pakistan iqtisadi koridori ve terakiyat lahilerini tozışkı urunmaqta. Degan. O qurollik kuchlarining Islamobod bilan Beijingning arasini buzishga urinayotganligini bildirgan. Balochiston o'lkasi boylik manbalari mol bo'lib, bu joy yana Xitoy bilan Pakistonning iqtisodiy hamkorligidagi muhim rayonlarining biri hisoblanadi. Xitoy bu yerda Pakistonning port qurilishiga va bir oltin koni va bir mis konini ochishiga mablag' solgan. Ko'p yillardan beri qurilayotgan Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridorining va'da qilingan qurilish mablag'i 65 milliard dollarga yetadiganligi ilgari surilayotgan bo'lib, bu Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan atalmish bir balvoq bir yo'l planidagi muhim turlarning biri ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Pakistan namrat bo'lgan Balochiston o'lkasining boylik manbalarini ochish uchun zarur bo'lgan asosiy qurilmalarni qurishga amalsiz qolgachqa Xitoyning mablag'i va boshqa yordamlari haqida izlangan. Pakistanning bu ojizligi dal Xi Jinpingning atalmish bir balvoq bir yo'l planiga o'tilganligan. Ammo Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridori Balochiston o'lkasidan o'tadigan bo'lgachqa rayondagi mustaqilchi kuchlarning kuchlik qarshiligiga uchrab kelmoqda. Xitay-Hindiston riqobati Nepalga markazlashmoqda. Xitay Nepalda ul aslaha qurilishlaridan tortib sayohat va savdogacha kuchini ko'rsatishga boshlagan bo'lib, garchi bu davlat an'anaviy jihatdan Hindistonga yaqin bo'lsa-mu, biroq yaqinqi yillarda Xitayning mablag' selish jihati ustunlikka ega bo'lishiga ergashib, Nepal savdo tengponligi haqida izlanishga boshlagan. Fransiya xalqaro radiosining 27 avgust xabar qilishicha 2015 yili Nepalda yer tebrigandan buyon Xitoy Nepalga savdo, sayohat va davlatni qayta qurish jihatida mablag' selishni ko'paytirgan. Xitoy yana nepalliklarga Xitoy tili o'rgatish uchun o'qituvchilarni avatgan bo'lib, bu orqali nepalliklarni Hindistondan osti-osti yiroqlashtirishga uringan. Ammo Hindiston bu buningga beparvolik qilmagan. Bildirilishicha navbatda Nepalning poytaxti Katmanduda borgan sir ko'plagan kishi Xitoy tili o'rganishga boshlagan bo'lib, Xitoycha o'rgatadigan 100 ga yaqin davlat maktabi bor ekan. Bir qism nepalliklar Xitoyga berib o'qib kelgandan keyin Nepalda Xitoy tili o'rgatishga boshlagan. Undan boshqa bir Xitoy shirkati 76 million yevro mablag' selib, Nepalning Lumbini aerodromini yangilab yasashga yordam bergan bo'lib, bu aerodrom 2022 yili 5 oyda rasmiy ishga kirishtirilgan. Ammo aerodrom navbatda odamsiz holatga kelib qolgan bo'lib, buning asosliq sababi Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning nacharlashishi ekan. Hindiston aeroplanlarining o'z havo bo'shlig'idan uchishini cheklab, navbatchi aeroplanlarning sonining eshishini to'sqan. Nepaldagi siyosiy analizchilarning ko'rsatishicha, Nepalning jug'rafiyalik o'rni davlatning tarafdorlik olmasligini bekitib qo'ygan. Ammo ilgari Hindistonning Nepal ichki siyosatiga haddidan ziyoda aralashganligi Xitoyning Nepalga singib kirishi uchun foydali sharoit yaratib bergan. Nepalning pozitsiyasi hamesha Xitoy va Hindiston o'rtasidagi munosabatda tengponlikni saqlash bo'lib kelgan.
Nepal'ga kaçıp çıkan bir Tibet kişi Nepal hükümetinin besimeğe uçuravatkanlıkını Nepal hükümeti onlarının Dalai Lama'nın tuğulgan gününü tebrikleşige yol koymaydıganlıkını bildirgen. Eğer onlar herkandık faaliyet uyuşturursa Nepal hükümeti sakçı evetip onlarını tutudurgen. Hatta türmege taşlaşı mümkün iken. O Nepal hükümetinin Xtay'nın inkasıdan korkuduganlıkını, Xtaylar Nepal'a gelip Tibetlerini bivasıtı tutalmaydıganlıkını, ama Nepal hükümetinin allıkaçan Xtay'nın ornudu bu işlerini kılıvatkanlıkını tähkitlegen. Hürmetli körmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.